MIT Açık Ders Malzemeleri Lineer Cebir 18.06 11. Ders. Pekala. Bu doğrusal cebirin 11. dersi olacak. Ve ben 10. dersin sonlarına doğru genelde elemanlarına vektör demediğimiz vektör uzaylarından bahsetmiştim. Bununla beraber biz yine de onları toplayabiliyoruz ve bir rakamla çarpabiliyor olduğumuzdan onlara vektör diyebiliriz. Sanıyorum çalıştığım örnekte vektörleri matrislerdi. Yani elimizde bir matris uzayı vardı. 3'e 3'lük bütün matrislerin uzayı. Ve ben bunlarla çalışacağım çünkü siz gerçekten toplayabildiğimiz ve rakamlarla çarpabildiğimiz sürece benzer fikirlerin genelde de geçerli olduğunu görmek istersiniz. Örneğin bu yeni vektör uzayında, yani 3'e 3'lük bütün matrislerin M uzayında bunları görmek istersiniz. Pekala, matrisleri toplayabilirim, onları rakamla çarpabilirim. İki matrisi beraber de çarpabilirim ama bunu yapmayacağım. Bu çarpma işlemi vektör uzay resmine dahil değildir. Vektör uzayları toplama ve rakamla çarpma işlemleri hakkındadır. O halde biz 3'e 3'lük matrislerle uğraşmaya devam edelim. Ve hatırlarsanız bazı enteresan alt uzaylardan bahsetmiştim. Simetrik matrislerin alt uzayı. 3'e 3'lük simetrik matrisler. Ve 3'e 3'lük üst üçgensel matrisler. Alt uzay kelimesini kullanıyorum. Çünkü kuralları sağlıyor. İki simetrik matrisin toplamı da simetriktir. Şayet iki simetrik matris çarparsam çarpım simetrik olur mu? Hayır. Fakat ben matrisleri çarpmıyorum ki. Sadece topluyorum. Problem yok. O bir alt uzay. Benzer şekilde iki tane üst üçgensel matrisin toplamı da üst üçgensel matristir. Ve üst üçgensel matrisler de bir alt uzaydır. Şimdi bu örneklere bakarak şu alt uzay için bir taban nedir? Şu alt uzayın boyutu nedir? Ve bütün uzayın boyutu nedir? 3'e 3'lük matrisler için natürel bir taban vardır. Ve neden onu yazmıyoruz ki? Yani 3'e 3'lük matrisler uzayı M için bir taban arıyorum. Tamam. Bulduğumda içindeki elemanların sayısı boyut olacak. Pekala. Bu biraz zamanım alacak. Gerçekten boyut nedir? Biraz sonra ne yapacağım hakkında herhangi bir fikriniz var mı? Şu 3'e 3'lük matrisi tanımlamam için kaç tane rakama ihtiyacım var? 9. Aradığım boyut 9'dur. Ve en belirgin taban bu olur. Bu matris ve sonra şurasında 1 olan matris. Şimdilik 2 tane buldum. Üçüncüyü de koyalım. Ve devam ediyoruz. Ve en sonuncusu şurasında 1 olan. Pekala. Bu standart taban gibi. Aslında bizim uzayımız aynen 9 boyutlu uzay gibi 9 tane rakam sütun olarak değil de kare olarak dizilmişler. Fakat yine de biraz farklılıklar var. Ve bu haliyle
Kendisi için doğal sayılmalılar. Peki, şimdi 3'e 3 simetrik matrislerden ne haber? Biliyoruz, onlar da bir alt uzay teşkil ederler. Birazcık düşünelim. Bu alt uzayın boyutu ve bir tabanı nedir? Tamam. Şimdi aklıma şu soru geliyor. Bu 3'e 3'lük simetrik matrislere baktığımda orijinal tabandaki kaç eleman bu alt uzaydadır? Bence sadece 3 tanesi. Bu simetrik. En son olan da simetrik. Ve şu ortada 2-2 pozisyonunda bir olan da simetrik. Bu şekilde orijinal 9 taban elemanından 3 tanesi simetriktir. Fakat bunların tamamı değil elbette. Değil mi? Boyut ne kadardı? Boyutu ele alalım. M'nin boyutu 9'du. Simetrik matrislerin uzayı S'nin boyutu nedir? Cevabı basit olan bir örnek aldım. Üçe üçlük simetrik bir matriste kaç tane serbest parametre vardır? 6, değil mi? Eğer 3 tane köşegeni seçersem ve 3 tane de köşegen üstündekileri seçersem, köşegenin altındakileri zaten bilirim. O halde boyut 6. Şuradakinin boyutu nedir? Üst üçgensel matrisler uzayına U diyelim. Bu durumda 3'e 3'lük bütün üst üçgensel matrisler uzayının boyutu nedir? Yine 6. Yine 6. Evet. Şurada görmediğimiz bir şeyler var. Gerçekten belki bizim üst üçgensel matrisler için bir tabanımız var. 1, 2, 3, 4 ve bir çift daha 6 tanesi üst üçgensel matristir. Yani burada bir kaza eseri olarak büyük taban alt bir uzayında tabanını içeriyor. Fakat bu durum simetrik matrisler durumunda olmamıştı. Genel olarak alt uzayın tabanı için taban olayını yeniden düşünmemiz gerekir. Ve bundan sonra diğer alt uzayları nasıl elde ederim? Daha önce simetrik ve üst üçgen uzayları için tabanlardan bahsetmiştik. Bu hem simetrik hem de üst üçgenseldi. Tamam. Şu alt uzayın boyutu nedir? Ne var onun içinde? Yani nedir? Bir matris hem simetrik hem de üst üçgensel köşegen olmak zorundadır. O zaman bunlar köşegen matrisler. 3'e 3'lük köşegen matrisler. S ara kesit U. Bu notasyondan rahatsız olmuyorsunuz, değil mi? Boyutu nedir şimdi bunun? Yani hem S'de ve hem de U'da olan vektörler, yani D uzayı. Yani S ara kesit U köşegen matristir ve köşegen matrislerin boyutu 3'tür. Ve bu şekilde bir taban bulduk. Problem yok. Tamam. Yazdığım gibi bu ara kesit de hem simetrik hem de üst üçgensel matrisler olacaklar. Şimdi birleşim uzayına bakalım. Diyelim ki elimde simetrik veya
Üst üçgensel matrisler var. Neden bu iyi bir şey değil? Neden o iki uzayın birleşimiyle ilgilenmiyoruz? Bunlar ya S'de veya U'da veya her ikisinde de olan matrisler. Köşegenler de oradalar. Fakat bu uzay hakkında kötü olan nedir? O bir alt uzay değil. Bu aynen düzlemde birkaç doğru aldıktan sonra durmaya benziyor. Bir doğru, işte bu, işte 9 boyutlu uzayın 3 boyutlu, pardon 6 boyutlu bir alt uzayı. İşte bir başkası daha. Fakat bunlar farklı doğrultudalar. Onları bir araya getiremeyiz. Aralarını doldurmamız gerekir. Yaptığımız şu. Artı işaretiyle göstereceğim. S artı U. Bu büyük uzay. S ve U'daki elemanların birleşimidir. Tamam. Bu benim tanımlayacağım son uzay olacak. Birkaç alt uzayım var. Onları ara kesitlerini alabilirim. Ben şimdi onların birleşimiyle değil, toplamlarıyla ilgileneceğim. Bu onların ara kesiti. Şuysa toplamları. Burada bir alt uzay için neye ihtiyacım var? S içinden herhangi bir eleman artı U için herhangi bir eleman alıyorum. Sadece S için elemanlar alıp bunlara U'dan elemanlar katmıyorum. S'den herhangi bir elemanla yani simetrik matrisle U'dan herhangi bir elemanı topluyorum. Pekala, elimizde bir örneğimiz oluştuğuna göre neyimiz var bana söyleyebilir misiniz? Bütün simetrik matrislerle bütün üst üçgensel matrisleri toplarsam bir sürü matris elde ederim ve bunlar bir alt uzay oluştururlar. Ve nedir bu? Bir vektör uzayı ve nasıl bir vektör uzayı var şimdi elimde? Simetrik matrislerle üst üçgensel matrisleri toplayarak hangi matrisleri elde ederim? Bu hususta bir fikriniz var mı? Herhangi bir matris elde edebilir miyim? Bütün matrisleri elde edebiliyorum. Bütün 3'e 3'lük matrisleri elde edebilirim. Bu hususta düşünmekte yarar var. Bu alt uzaylar ve onların kesişimleri ve toplamlarının ne oldukları hususunda aklınızı birazcık genişletin. Gelin şimdi boyutu hesaplayalım. Bu durumda S artı U'nun boyutu ne olacak? Bu örnekte 9. Çünkü elimizde bütün 3'e 3'lük matrisler var. Orijinal simetrik uzayın boyutu 6'ydı. Üst üçgensel matrislerin boyutu da 6. Burada güzel bir formül görmekteyim. Elimde iki uzay olması durumunda birincinin boyutu artı ikincinin boyutu eşittir. Ara kesitlerinin boyutu artı bileşimlerinin boyutu. Ara kesitlerinin boyutu artı bileşimlerinin boyutu. 6 artı 6 eşittir 3 artı 9. Bu memnun edici bir durum aslında. Bunlar bu alt uzaylarla yapılabilecek doğal operasyonlar. Bu şekilde boyutlar güzel bir şekilde ortaya çıkıyorlar. İçinde bildiğimiz cinsten vektör olmayan bir başka vektör uzayı ile çalışmak istiyorum. Bu örnek diferansiyel denklemlerden geliyor.
Birkaç dakikamızı bu örnek üzerinde harcayacağız. Diyelim ki elimde şöyle bir diferansiyel denklem var. D kare y bölü dx kare artı y eşittir 0. Pekala. Bu denklemin çözümlerine bakıyorum. Bu denklemin çözümleri nelerdir? Y eşittir cos x bir çözümdür. Y eşittir sin x de bir çözümdür. Y eşittir e üzeri x de çözümdür. Eğer isterseniz bana müsaade ederseniz. Fakat neden onu alayım ki? Çünkü zaten o içinde. Gördüğünüz gibi ben burada sıfır uzayına bakıyorum. Diferansiyel denklemin sıfır uzayına bakıyorum. Bu denklemin çözüm uzayı. Ve biz bu çözüm uzayını bulmak istiyoruz. Diferansiyel denklemin bütün çözümlerinin uzayını. Denklem şu. Y çift asal artı y eşittir 0. Kosinüs bir çözüm, sinüs de bir çözüm. Şimdi bana genel çözümleri söyleyin. E üzeri x'e ihtiyacım yok. Onu unutalım. Bütün çözümler nelerdir? Nedir? Bunların bileşimidir. Genel çözüm kosinüsün bir katı artı sinüsün bir katıdır. O bir vektör uzayı olur. Bir vektör uzayı. Bu uzayın boyutu nedir? Bu uzay için bir taban ne mesela? Pekala. Önce tabanı sorayım. Bu ikinci mertebeden denklemin çözüm kümesini ele alıyorsam, işte çözümler şunlardır. Bu uzay için taban nedir? Ne sorduğumu hatırlayın. Çünkü sorumu anlarsanız çözümü de göreceksiniz. Taban demek uzaydaki her elemanın taban vektörlerinin bileşimi olarak yazılabilmesi demektir. Evet, sin x ve cos x bir tabandır. Bu ikisi özel çözümler gibi değil mi? Ax eşittir b için özel çözümlerimiz vardı. Şimdi ise diferansiyel denklem için özel çözümlerimiz var. Pardon, yanlış söyledim. Ax eşit 0 için özel çözümlerimiz vardı. Burada sıfır uzayı için konuştuğumuz gibi özel çözümler de sıfır uzayı içindedir. Görüyor musunuz? İşte şu ikisi çözüm uzayının boyutu nedir sizce? Bu tabanda kaç tane vektör var? İki tane. Kosinüs ve sinüs. Bunlar bu uzay için tek taban mı? Asla. E üzeri x ve e üzeri eksi x de bir taban olur. Daha bir sürü taban var. Doğrusal diferansiyel denklemler dersi çözüm uzayı için bir taban bulmaktan ibarettir. İkinci mertebeden diferansiyel denklemin çözüm uzayının boyutu 2'dir. Bu diferansiyel denklemler dersi gibi oldu. Görüyorsunuz. 5 dakikalık doğrusal cebir dersi diferansiyel denklemler dersini özetlemeye yetiyor. Tamam. İşte böyle. Bu şekilde bir örnek daha görmüş olduk. Bu örneklerin amacı size elemanların vektörlere benzemediğini göstermekti. Bu elemanlar fonksiyon gibiydiler. Ancak onlara vektör diyebiliriz. Çünkü onları toplayabiliyor, rakamlarla çarpabiliyor ve doğrusal bileşimlerini alabiliyoruz. Yapabileceklerimizin tamamı da zaten bunlar. Bu nedenledir ki doğrusal cebirde taban ve boyut devamlı konuştuğumuz M çarpı N matrislerinden
daha büyük rol oynarlar. Tamam, bu konu hakkında işte bunu söylemek istemiştim. Matrislerle ilişkili o anahtar rakama, yani ranka geri gidiyoruz. Rank hakkında ne biliyoruz? M'den ve N'den daha büyük olmayacağını biliyoruz. Bu konuda küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Belki şuraya yazsam daha iyi olur. Rankı 1 olan matrislerle başlıyorum. Rankı 1 olan matrislerle başlamamın nedeni onların basit olmalarındandır. Rankı 1 olan matris elimizden kaçamaz. O halde şimdi rankı 1 olan bir matris inşa edelim. Diyelim ki 3, diyelim ki 2'ye 3'lük bir matris. Size ilk satırını vereyim. İkinci satır ne olabilir? Rankı 1 olacak bu matris için bana ikinci bir satır verin. İkinci bir satır için 2, 8, 10 mümkün mü? İkinci satır birincinin iki katı. Bağımsız değil. Bana bir taban verin şimdi. Daha aynı soruları devamlı sorduğum için özür dilerim. Kısa sınavdan sonra susacağım. Fakat şimdilik bana satır uzayı için bir taban verin. Bu matrisin satır uzayı için bir taban birinci satırdır, değil mi? Birinci satır 1, 4, 5. Bu matrisin sütun uzayı için bir taban nedir? Sütun uzayının boyutu da 1'dir, değil mi? Çünkü 1 aynı zamanda ranktır. Hatırlıyorsunuz, sütun uzayının boyutu ranka eşittir. Ve bu da devrik matrisin sütun uzayının boyutuna eşittir. Ki bu da matrisin satır uzayıdır. Tamam, ve bu durumda 1'dir. R 1'dir. Ve elbette bütün diğer sütunlar bu sütunun katlarıdır. Bunu görmenin güzel bir yolu olması gerekir. Ve işte şu. Bu matrisi ben şöyle yazabilirim. Pivot sütunu 1 2 kere 1 4 5 sütun kere satır. Bir sütun kere bir satır bana matrisi veriyor. Değil mi? Yani bir sütunla bir satırı çarparsam bu 2'ye 1'lik bir matris ve bu 1'e 3'lük bir matris. 2'ye 3'lük bir matris elde ederim. Ve her şey düzgün gözüküyor. Önemli nokta şu. Rankı 1 olan matrislerin tümü bir sütun çarpı bir satır şeklinde elde edilir. Yani U ve V iki sütun vektörüdür. Ama ben V'yi devirerek onu satır haline getiriyorum. Rank 1 matrisler bunlardan başka şey değiller. İleride biz rank 1 matrislerle uğraşacağız. Onların determinantlarını, ki bu kolay olacak, öz değerlerini bulacağız. Ve bunlar enteresan konulardır. Rank 1 matrisleri diğer bütün matrislerin yapı taşları gibidir. Tahmin edebileceğiniz gibi eğer 5 çarpı 17'lik rankı 4 olan herhangi bir matris alırsam görünen o ki aslında gerçek olan şu ki bu
5 çarpı 17'lik matrisi rankları 1 olan matrislerin bileşimine indirgeyebilirim. Yaklaşık kaç tane rank 1 matrisine ihtiyacım olacak? Rankı 4 olan 5 çarpı 17'lik bir matrisim olduğuna göre 4 tane rank 1 matris gerekecek. Rank 1 olan matrisler yapı taşlarıdır. Bunları kullanarak rankı 4 olan herhangi bir matrisi inşa edebilirim. Elbette bu beni bir soruyla karşı karşıya bırakıyor. Rank 1 matrisleri bir uzay oluştururlar mı? 5 çarpı 17'lik matrislere bakalım ve rankı 4 olan matrislerin alt kümesine müsaade edin bunu yazayım. Sanki kısa sınav için tekrar yapıyormuşum gibi. Çünkü sorularım yeteri kadar kısalar. Ama siz bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben 5 çarpı 17'lik bütün matrisler uzayı M'yi ele alıyorum. Ve şimdi şunu soruyorum. Rankı 4 matrislerin alt kümesi olan matrisler bir alt uzay oluştururlar mı? Şu soruları soruyorum. İki tane rank 4 matrisi toplarsam, rank 4 matrisini bir rakamla çarparsam, ayrıca alt uzay olması için 0 matrisinin de orada olması gerekir. Gerçi 0 matrisinin orada olması elimizde bir alt uzayın var olduğu anlamına gelmez. Esas soru şu. İki tane rank 4 matrisin toplamı da rank 4 matrisi midir? Ne düşünüyorsunuz? Her zaman olmayabilir. Her zaman değil. Eğer iki tane rank 4 matrisi toplarsam toplam hakkında ne diyebilirim? Aslında rank 5 olabilir. Şu bir gerçek ki A artı B'nin rankı A'nın rankı artı B'nin rankından daha büyük olamaz. Yani iki tane rank 4 matrisin toplamının rankı 8'den daha fazla olamaz. Aslında her durumda rankın 8 olamayacağı da kesin. Rank ne kadar büyük olabilir? M içindeki bir matrisin rankı ne kadar olabilir? 5 kadar olabilir, değil mi? Bunlar değişik doğal fikirler. Rank 4 matrislerden mi bahsediyoruz, rank 1 matrislerden mi? Rank 1 matrislerle uğraşalım. Rankı 1 olan matrislerin alt kümesine bakalım. Bu bir alt uzay mıdır? İki tane rank 1 matrisi toplarsam büyük ihtimal neticede rankı 2 olan bir matris elde edeceğim. O halde bu noktaya parmak basalım. Rank 1 matrisler bir alt uzay oluşturmuyorlar. Tamam. Bütün bunları geçen dersteki boşlukları doldurmak için yaptım. Bir tane daha alt uzay sorusu soracağım. Diyelim ki bu örneği başka bir tahtada yapayım. Diyelim ki R4'teyim. R4'teki tipik bir vektörün 4 tane bileşeni olacaktır. V1, V2, V3 ve V4. Elemanlarının toplamı 0 olan vektörler kümesine bakalım. Yani V1 artı V2 artı V3 artı V4 eşittir 0 olan bütün V vektörlerinin kümesi S olsun. Kısacası bu vektörler sürüsünü düşünüyorum. Her şeyden önce o bir alt uzay mı?
Evet, o bir alt uzay. Bir alt uzay. Biz bunu nasıl görüyoruz? Onun alt uzay olduğunu nasıl biliyoruz? Sağlamasını yapmam gerek. Elemanlarının toplamı sıfır olan bir vektörü 6 ile çarparsam, yeni vektörün elemanlarının toplamı da sıfır olacaktır. Çünkü 6 kere sıfır sıfırdır. Elemanlarının toplamı sıfır olan iki vektör U ve V'yi alır, onları toplarsam, toplam vektörün elemanlarının toplamı da sıfırdır. Çünkü sıfır artı sıfır eşittir sıfırdır. Yani elimizde bir alt uzay var. Bu uzayın boyutu nedir? Tabanı nedir? Görüyorsunuz. Bir uzayı tarif etmek için ilk önce tabanını ve boyutunu soruyorum. Elbette boyutu tek bir adımda söylemem kolay. S'nin boyutu nedir sizce? Ve bana bir taban verin, içinde bazı vektörler verin. Tekrar boyutu tahmin etmenizi isteyeceğim. Tekrar sanırım birinizden duydum. 3. Evet, boyut 3'tür. Şimdi bu bizim şu denklemimize ax eşit 0 nasıl bağlanıyor? Bu birilerinin sıfır uzayı mı? Bu bir matrisin alt uzayı mı? Öyleyse o matrise bakarız ve bu alt uzaylar hakkında her şeyi buluruz. Bu hangi matrisin alt uzayı? Sıfır uzayı AB eşit sıfır olan matris nedir? Denklemimin AB eşit sıfır olmasını istiyorum. B bir vektör. Şurada gördüğümüz matris nedir? 4 tane birlerin matrisi. Şunu görüyor musunuz? AB eşit sıfıra bakınız. A ile B'yi çarpıyorum ve elemanların toplamının sıfır olma şartını sağlıyorum. Yani ben S hakkında konuşurken aslında şu matrisin sıfır uzayını kastediyorum. Tamam, o halde elimizde bir matris var ve onun sıfır uzayını istiyoruz. Tamam. Önce bana rankını söyleyin. O matrisin rankı 1'dir. Teşekkürler. O halde R1'dir. Sıfır uzayının boyutunu veren genel formül nedir? Rankı R, boyutları M'ye N olan bir matrisin sıfır uzayının boyutu nedir? Sıfır uzayında kaç tane serbestlik vardır? N eksi R tane değil mi? N eksi R. Bu durumda N 4'tür. Yani 4 sütun. Rank 1 olduğuna göre sıfır uzayının boyutu 3'tür. Elbette bu durumda siz bunu kolayca görebildiniz. Ama siz bunu bizim 4 temel alt uzayı sistematik bir şekilde irdelerken de görebilirsiniz. O zaman bu 4 temel uzay nedir? Satır uzayı basit. Satır uzayı R4'tür. Evet, bu matrisin 4 temel alt uzayını ele alabilir miyiz? Gelin bu örneği bitirelim. Satır uzayı bir boyutludur. Şu satırın bütün katları. Sıfır uzayı 3 boyutludur. Sıfır uzayı için bana bir taban verseniz iyi olur. Sıfır uzayı için bir taban nedir? Özel çözümler. Özel çözümler için serbest değişkenlere bakmalısınız. İşte pivot burada. Serbest değişkenler 2, 3, 4. S'nin tabanı için 3 vektör arıyorum.
Üç özel çözüm. Şu serbest değişkene bir değer veriyorum. O zaman bu vektörün S'de olması için pivot değişkeni ne olmalı? Eksi 1. Vektörün elemanlarının toplamı daima 0'a eşit olmalı. İkinci özel çözümün ikinci değişkeninde de 1 var ve şu eksi 1 dengeyi sağlıyor. Üçüncü özel çözümün üçüncü serbest değişkeninde 1 var ve aynı şekilde şu eksi 1 de bunu dengeliyor. Aradığım cevap bu. S için bir taban 3 vektör gerekir. Şu 3 tanesi doğal taban teşkil ederler. Tamam. Şimdi bana sütun uzayından bahsedin. Bu A matrisinin sütun uzayı nedir? Sütun uzayı R 1'in bir alt uzayı olmalı. Çünkü M 1'e eşit. Sütunların sadece bir elemanı olmalı. Yani S'nin sütun uzayı, A'nın sütun uzayı R 1'in içinde bir yerlerde olmalı. Çünkü sadece bunlar var. Sütunlar kısa. Peki, gerçekten sütun uzayı nedir? Ben sadece kelimelerle konuşuyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Bu matrisin sütun uzayı R1'dir. Bu matrisin sütun uzayı şu sütunun katlarıdır. Bu vektörün katları size R1'in tamamını verir. Dördüncü yani devrik ağının sıfır uzayı nedir? Yani A'yı deviriyoruz. Bu devrik A için sıfır vektörünü verecek sütunların bileşimlerini arıyoruz. Ve hiçbir tane yok. Sıfır verebilen tek bileşim sıfır bileşimidir. Pekala. Öyleyse boyutu kontrol edelim. Sıfır uzayı 3 boyutlu, satır uzayı 1 boyutlu, 3 artı 1 4 eder. Sütun uzayı 1 boyutlu, bu en küçük alt uzayın boyutu ne olabilir? Sıfır uzayının boyutu nedir? Bu bir alt uzay. Sıfır. Başka ne olabilirdi ki? Akla uygun bir cevap, en makul cevap sıfırdır. Yani 1 artı 0, bu neydi? Sütun sayısı ve şu m, satır sayısı. Bir kere daha söylersem, alt uzayın sadece bir noktası ve noktanın boyutu elbette sıfırdır. Ve tabanın içi boş çünkü boyutu sıfır, tabanda hiçbir şey olmamalı. O halde o en küçük alt uzayın tabanı boş küme. Ve boş kümenin içindeki eleman sayısı sıfırdır. İşte bu boyuttur. Tamam. Güzel. Geri kalan 5 dakikada size doğrusal cebir ve grafikler dünyasından bahsedeceğim. Ama sadece beni ilgilendiren grafiklerden bahsedeceğim. Her şeyden önce bir grafik nedir? İlk önce bunu size söylemem gerekir. Grafik nedir? Dersimiz kalkülüs değil.
Sinüsün grafiğinden bahsetmiyoruz. Grafik kuramı tamamen değişiktir. Bu bir grafik, köşelerin ve bunların bazılarının arasındaki kenarların oluşturduğu bir kümedir. Örneğin 5 tane köşem olsun. Ve kenarlarım, bazı kenarları koyalım. Hepsini alalım. Birkaç tane daha ilave edelim. İşte size 5 köşeli ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kenarlı bir grafik. Ve 5 çarpı 6'lık bir matris bu grafik hakkında bana her şeyi verecektir. Matrisi gelecek derse bırakalım. Ama şimdi ben size beni ilgilendiren soruyu söyleyeceğim. Diyelim ki bu grafiğin sadece 5 köşesi olmasın. Diyelim ki bu sınıftaki her kişi bir köşe olsun. Şayet iki kişi arkadaşlarsa onların köşeleri arasında bir kenar bulunsun. Bir grafik çizebilir miyim? Epey büyük bir grafik. Yüzlerce, yüzlerce köşe. Ve ben kaç tane kenar var bilmiyorum. İki kişi arkadaşlarsa aralarında bir kenar var. İşte size bu sınıfın grafiği. Benzer bir grafiği bütün Amerika için düşünebilirsiniz. Yani 260 milyon köşe. Ve arkadaşlar arasında bir kenar. Ve soru şu. Bir kişiden diğer bir kişiye gitmek için kaç adım gerekir? Bu arkadaşlık grafiğinde Amerika'da birbirinden en uzakta olan arkadaşlar kimler? En uzaktayla uzaklığı kastediyorum. Örneğin benim Clinton'dan uzaklığım 2'dir. Clinton'ı tanıyan birisiyle aynı okula gitmiştim. Clinton'ı ben şahsen tanımam. Yani Clinton'a uzaklığım 1 değil. Çünkü şanslıyım. Veya şanssız, onu tanımıyorum. Fakat onu tanıyan birisini tanıyorum. O bir senatör ve tahmin ediyorum onlar birbirlerini tanırlar. Tamam. Sizin Clinton'a uzaklığınızı bilmiyorum. Nedir sizin Clinton'a uzaklığınız? Tabii ki 3'ten büyük olamaz, değil mi? Gerçekten doğru. Siz beni tanıyorsunuz. Clinton'a uzaklığınızı 3'e indirdiğim için bana minnettar olmalısınız. Monica'ya uzaklığınız kaç? Uzaklığı 4'ün altında olan kimse varsa problem var demektir. Belki 3, değil mi? Bu durumda Hillary'nin Monica'ya olan uzaklığı kaçtır? Bu söylediklerimizi band kaydetmese iyi olur. Sanırım 1 veya 2, değil mi? Bu hususta fazla düşünmeyeceğiz. Gerçek soru şu. Büyük uzaklıklar hangisi? İnsanlar ne kadar çok uzaklaşabilirler? Bu anlamda 6 adımlık uzaklıklar film ve kitap isimlerinde kullanıldı. Göz kararı 6 uygun olabilir. Bu o kadar da çok insan değil. O uçakta birisinin yanına oturunca onunla konuşursunuz. Aranızda arkadaşlarınızdan konuşursunuz. Hangi bağlantılarınız vardır? Çok defasında görürsünüz ki 2, 3 veya 4 adımda bağlısınız. Ve bu dünyanın küçük olduğunu söyler. E işte küçük dünya ifadesi buradan geliyor. Fakat 6, bir uçak yolculuğunda uzaklığın 6 olduğu bir duruma rastlayabilir misiniz? Ben bilemem. İşte sorum ve ben bu soruyu gelecek derse 12. derse bırakacağım. 12. derste pek çok doğrusal cebir yapacağız. Enteresan nokta şu.
Birkaç kısa yolla uzaklık dramatik bir şekilde küçültülebilir. Örneğin siz doğrusalcı bir dersini alarak Clinton'a olan uzaklığınızı 3'e indirgediniz. Bu doğrusalcı bir dersini almanın size fazlalıktan bir ikramiyesi. WWW gibi şahane grafikleri matematiksel olarak anlamak büyük bir proje. WWW'yu pek çok insan anlamak ve modellemek istiyor. Kenarlara bağlantılar, köşelere de siteler diyorlar. Bu şahane dünya grafiğiyle sizi yalnız bırakıyorum. En güzel hafta sonu dileklerimle pazartesi görüşmek üzere.